Yoga'nın bir felsefesi olduğunu herkes biliyor ama temelini anlamadan konunun netleşmesi zorlaşıyor diyenler. İşte bu sohbet tam da sizin için. Eğitmeniniz Şeyma Eğriboy'un size bu sohbette kısa ve öz bir şekilde yoga'nın temellerini anlatıyor. Eğitmeniniz Şeyma Eğriboy'un hakkındaki detaylı bilgiyi ve kendisine nasıl ulaşabileceğinizi videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yoga günümüz kutlu olsun öncelikle hepimizin. Bu sene de pandemi nedeniyle böyle oldu. Evlerimizde kutluyoruz, videolarla yoga uygulamalarımızı yapıyoruz ama her zamanki gibi, her seneki gibi pas geçmiyoruz. Bu videomuzun konusu yoga felsefesi, yoganın ne olduğu ve yoga felsefesinin temelleri. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta yoganın tanımıyla, ne olduğuyla başlayalım. Muhtemelen hepimizin aklında bir çağrışım, bir imaj beliriyordur yoga nedir diye düşündüğümüz zaman. Biraz doğuya bakarak düşünürsek bunu, herhalde işte meditasyon oturuşunda gözleri kapalı, nirvana'ya ulaşmayı bekleyen işte yogiler, Budist rahipler, münzeviler daha çok aklımıza geliyordur. Eğer batıya bakarak düşünürsek de daha çok fiziksel aktiviteler, asanalar dediğimiz işte yoga duruşları, yoga seansları çağrışım yapıyordur, aklımıza geliyordur. Bunların ikisi de doğru, ikisi de yoganın kapsamı, yoga uygulamalarının kapsamı içerisinde. Bu ikisini de kapsayan ama daha fazlasını içeren bir felsefe, bir disiplin sistemi yoga. Burada amaç, hani yoganın amacı ne diye düşündüğümüz zaman, hani bu kadar farklı uygulamaları biz niye yapıyoruz, amacımız ne diye düşünürsek, bunu sorarsak da tek bir amacımız, tek bir hedefimiz var, aydınlanmak. Peki aydınlanma ne diye düşünürsek bu sefer de, aydınlanmak bir olana ulaşmak, birliği idrak etmek, bütünlüğü idrak etmek, yani evrensel ruha kavuşmak, onunla bir olduğunu idrak etmek gibi tanımlayabiliriz. Burada zaten yoganın kelime anlamına gelebiliriz direkt. Yoga Sanskritçe'de köken olarak birlik kökünden geliyor. Dolayısıyla yoga da aslında aydınlanma anlamını taşıyor kendi içerisinde. Farklı yoga akımlarının, farklı yoga uygulamalarının da tek bir nihai hedefi var. O da dediğimiz gibi aydınlamak. Aslında bunu sadece yogayla sınırlayamayız. Farklı düşünce sistemleri, inanç sistemleri, insanın içeride ve dışarıda yaptığı farklı uygulamalarda da genel olarak nihai amaç aslında, genel arayış aslında, adı ne konuşsa konsun, aydınlanmak konsun ya da başka bir şey konsun. Aslında bu birliğin bütünlüğünü, evrensel ruhla bir oluşum idrakı varmaya çalıştığımız, aradığımız şey. Yoga'da bunu yapmayı, buna ulaşmayı bize sunan ve sistematik bir şekilde sunan yollardan bir tanesi. Az önce Doğu ve Batı'daki algısının farklılığından bahsettik mesela. Hani bu da niye böyle? Çünkü her kültür, her toplum kendi doğasına uygun olan uygulamayı, yolu seçmiş. Yoga'da da zaten esas olan kendi doğamıza uygun olan, en rahat benimseyebileceğimiz, en rahat yürüyebileceğimiz yolda yürümek. Yoga uygulamalarımızı seçerken dolayısıyla hani bahsettiğimiz bu bedensel ve manevi boyutta farklı katmanlar üzerine çalışarak bu yolda yürümek, yani tek boyutlu bir uygulama değil. Farklı katmanlar dedik, hani belki katmanları biraz açmamız gerekir. Yoga felsefesinde insan temelde 5 katmandan oluşur gibi tanımlanır. Yani insan varoluşu, hayattaki varoluşu 5 kılıftan oluşuyor. Buna panca koşa deniyor. Panca 5, koşa kılıf demek. Nedir bu kılıflar, bu katmanlar? En dışta bu anlamaya koşa denilen, etten kemikten bu hayat içerisinde yaşadığımız bedenimiz. Yani fizik beden anlamaya koşa. İkinci katta pranamaya koşa var. Prana, yaşam gücü anlamına geliyor. Bu farklı kültürlerde ya da dillerde
İşte Çince'de chi dediğimiz, Japonca'da ki denilen, bizim kültürümüzde can olarak bilinen ya da daha geniş anlamıyla, daha manevi anlamıyla nefes olarak bilinen, hani soluk anlamında değil de daha geniş anlamıyla nefes olarak bilinen şey, yaşam enerjisi, yaşam gücü, yani prana. Bunun üzerine çalışılıyor ikinci katmanda da. Üçüncü katmanda manomaya koşan, bu da akıl kılıfı. Akıl üzerinde de çalışıyoruz dolayısıyla yoga uygulamalarında. Akıl kılıfı derken nedir hani bu seviyede, bu katmanda yapılanlar? Daha çok hani bilişsel aklımız, yani dışarıdaki uyaranlardan beslenen, beş duyumuzla beslenen, neden-sonuç ilişkileri, bununla ilgili muhakemeleri yaptığımız katman. Hani bu şekilde akılla açıklıyoruz çünkü bir altta Vijnanamaya koşudan bahsedeceğiz. O da aslında akılla ilgili, zeka ile ilgili, düşünceyle ilgili. Ama orada biraz daha artık içe dönük bir düşünce, biraz daha sezgilerin, içgörünün işin içine katıldığı bir düşünce söz konusu bu kılıfta. Onun da altında saadet kılıfı, yani Anandamaya koşan Sanskritçesi yer alıyor. Buradaki saadetten kastımız hani daha günlük hayat, maddi dünya ile ilgili bir mutluluktan ziyade saf mutluluğa ulaşılan bir kılıf burası. En içte de artık tüm kılıflar geçildikten sonra bizim bireysel ruhumuz, buna Sanskritçe'de Jiva deniyor. Bizim içimizdeki o evrensel ruhun bir parçası, evrensel ışığın bir parçası olan Jiva yer alıyor. Bütün yoga uygulamalarında gittiği yol, bu beş kılıfı bizim yaşantılarımız ya da yaşantımız boyunca birikmiş tortularından arındırarak, şeffaflaştırarak Jiva'nın ışığına ulaşmamızı ve onu dışarıya yansıtabilmemizi sağlamak. Farklı yoga akımları, farklı yoga yolları olduğundan bahsettik. Şimdi bunlara geçelim, bunları biraz açalım. İlk sırada Raja Yoga'dan bahsedelim. Hani Raja Yoga deyince belki herkese çok aşina gelmeyebilir hepimize ama aslında en aşina olduğumuz, en tanıdık olan yoga yolu. Klasik yoga diye de biliniyor. İşte bu meditasyonla asanaları, işte pranayı çalışmalarını hepsini kapsayan yol. Raja Sanskritçe'de kral demek, kralların yolu diye de biliniyor. Ki hani ben buradaki Raja'yı, kralı şöyle bağdaştırıyorum aslında bu akımın bize sunduğu yolla. Kontrole yönelik, kendini, hayatını yönetmeye, düzene koymaya yönelik bir yol. Dolayısıyla bunları çok net bir çerçeve içerisinde, çok net basamaklarla tanımlamış bir yol. Yani bir yönetici gibi hayatınıza girip ne zaman ne yapacağınızı tek tek çizmiş. Net bir şekilde. Birazdan bahsedeceğim o samaklardan da. Dolayısıyla hani buradan bana bir gerçekten bir yönetici gibi, bir kral gibi davranıyor. Bu yoga yoluna girdiğimiz zaman oradan da çağrışım yapabilir, yani aklımızda kalabilir. Bir diğer ismi de Ashtanga Yoga. Bunu da muhakkak çoğumuz duymuşuzdur. Ashtanga 8 basamak demek. Yani bize Raja Yoga 8 basamaklı bir yol ya da belki hani basamak deyince daha kısa kat edilecek bir mesafe diye düşünüyoruz ama 8 katlı bir binada belki diye düşünebiliriz. Her bir katta kendimizi geliştirerek, olgunlaştırarak artık en sonunda 8. katta aydınlanmaya, yogaya ulaşmayı vaat ediyor ve bu ulaştığımız yer de aklın sakinleşmesi olarak tanımlıyor. Yani aklın artık tamamen huzurlu bir şekilde dış uyaranlardan tamamen çekilmiş bir şekilde, rahatlamış, gevşemiş bir şekilde sakinliği olarak tanımlıyor. Bu 8 basamak, Ashtanga Yoga dediğimiz bu 8 basamak neler? En dıştan en içe doğru giden bir yol bu. En dışta etkileşim seviyesinde, sosyal etkileşim, insanlarla ilişkilerimiz seviyesindeki kargaşaları düzenleyen uygulamaları Yama olarak geçiyor. Bir içte niyamalar var. Bu kendimizde, kendi içimizdeki kargaşaları, biraz daha yüzeysel, biraz daha bu akıl manomaya diye bahsettiğimiz koşu seviyesindeki kargaşaları biraz daha hafifletmeye yönelik düzenlemeler, kurallar bütünün. Bu ikisini zaten kumsal arkadaşımız farklı bir videoda çok daha detaylı bir şekilde anlatacak size.
Üçüncü seviyede asanalar var. Bunlar da yoga duruşları. Bu yoga seanslarında işte akış yogası, vinyasa yoga olsun, hatha yoga olsun, işte yin yoga olsun, bildiğimiz bütün bu yoga akımlarında yapılan asanalar aslında aynalarının farklı versiyonları, farklı seanslar içerisinde, farklı stiller içerisinde birleştirilmişi diyebiliriz. Bu beden üzerine yapılan çalışmalar, asanalar, yani fizik beden üzerine, anlamaya koşar üzerine yapılan ama aynı zamanda tabii nefesi de düzenlediğimiz, aklı da sakinleştirdiğimiz ama temelde bunu fizik beden aracılığıyla yaptığımız çalışmalar. Bunun amacı ne? Yani şimdi yoga duruşları, asanalar deyince tabii daha sağlıklı bir bedene sahip oluyoruz, daha esnek oluyoruz, bedenimiz güçleniyor, bize böyle faydaları oluyor. Ama amacımız bu mu? Değil. Bunlar yan etkileri, faydalı yan etkileri diyebiliriz. Amaç son üç aşamada aslında geleceğimiz, yani meditasyon aşamasında beden hissimizi unutmak, yani bedensel kargaşadan da kurtulmak. Yani işte diğerlerimizin uyuşmaması meditasyon sırasında, işte kalbimizin çok çarpıntısını hissetmememiz, yani fiziksel bütün uyaranlardan da çekinmemizi sağlamak, bedeni gevşetmek, tamamen rahatlatmak. Bir sonraki basamakta pranamaya çalışmaları var. Bu da yine yaşam gücü üzerine yapılan çalışmalar. Tahmin edersiniz, az önce pranamaya koşadan bahsettik, pranayama çalışmaları var. Yaşam gücü üzerine çalışmak ne demek? Yaşam enerjimizi kontrol etmek, onu nasıl kullanacağımızı kontrol etmek demek. Yaşam enerjisi aslında tepeden tırnağa, yani parmak ucumuzdan başımızın tepesine kadar tümüyle bu hayatta canlı bir şekilde varlığımızı sürdürdüğümüz sürece tamamen bizi kaplayan bir şey prana. Yani pranayama çalışmaları genellikle nefes üzerinden yapılıyor. Çünkü kontrol edebildiğimiz, alışverişimizi düzenleyebildiğimiz genel olarak en rahat nefesimiz var. Ama aslında bütün sistemlerimiz prana harcıyor. Belki biliyoruzdur, duyuyoruzdur. İşte Hindistan'da mesela daha ileri seviyede yogiler, işte hiçbir şey yiyip içmeden yıllarca yaşayabilenler. Burada sindirim sistemi üzerine yapılan bir aslında prana çalışması da söz konusu mesela burada. Ya da işte kalbini belli bir süre tutturup sonra tekrar çalıştırmak gibi bir noktaya varanlar da aynı şekilde hani dolaşım sistemin üzerinde oradaki prananın kontrolünü başarmak anlamına geliyor ama biz nefes üzerinden de bu prana kontrolünü sağlayabiliriz ve bu çalışmaları en rahat şekilde nefes üzerinden yapabiliriz. En yaygın hali de bu dolayısıyla. Bir sonraki aşama artık pranayama çalışmalarını geçtikten sonra pratyahara diyebiliriz. Ashtanga yoga'nın bir sonraki aşaması. Şimdi bu önceki saydıklarımız genel olarak daha maddi olana, daha dış dünyaya yönelik olandı. Pratyahara artık bunlar üzerine olgunlaştıktan, yeterince çalıştıktan ve sindirdikten sonra artık içe dönmeye hazır olduğumuz kat. Dış dünyadan iç dünyaya doğru yavaş yavaş çekiliyor. Bir sonraki basamak Dharana diye geçiyor. Artık içe dönüş çalışmalarının başladığı yer. Buna da nasıl başlıyoruz? İlk başta odaklanarak başlıyoruz. Yani kendi içimize odaklanmadan, kendi içimize dönmeden önce bir nesne seçiyoruz. Bir odaklanma nesnesi ve tüm dikkatimizi ona vererek meditasyon yapıyoruz. Bu odaklanma nesnesi ne olabilir? Bizim hangi algımızın daha baskın olduğuyla alakalı seçebiliriz bunu. Hani kendimize en uygun olan yoga yolunu seçelim diye konuşmuştuk. Aynı şekilde bu yoga yolları içerisindeki uygulamalarda da yine kendimize en rahat yapabileceğimiz en uygun olan neyse o yoldan, yani onu seçerek gidelim. Örneğin görsel algımız daha baskınsa bir yantra ya da bir mum ışığı ya da bir nesne seçip, bir resim seçip ona odaklanarak diğer bütün uyaranlardan dikkatimizi alıp sadece meditasyon yaptığımız süre boyunca ona bakarak
gözlerimiz kapalı olsa bile yine bir imaj canlandırarak yapabiliriz. Bu görsel algı açısından yapabileceğimiz odaklanma. Eğer işitsel algımız daha baskınsa o zaman mantraları kullanabiliriz. Bu zikir çalışması da diyoruz. İşte bu işitsel olarak en sık kullanılan mantra da Om mantrası. Dolayısıyla sesli ya da içimizden bunu tekrar ederek yapabiliriz odaklanma çalışmasını. Eğer dokunsal algımız daha kuvvetliyse de yoga mudralar dediğimiz hani en tanıdık olanı mesela Çin mudra, parmaklarımızla, ellerimizle yaptığımız el duruşları. Bunları kullanabiliriz. Dharana çalışmaları, yani bu odaklanma çalışmalarında geliştikten, olgunlaştıktan sonra da bir sonraki aşama Dhyana olarak tanımlanıyor. Dhyana da artık odaklanma nesnesine dikkat etmeyi de bırakmak, yani odaklanmayı da bırakmak, bir çaba sarf etmeden orada kalmak, o nesnede kalmak. Yani yapmayı bırakmak ve yapmaktan olmaya geçiş aşaması olarak tanımlayabiliriz Dhyana'yı. Çabasız bir şekilde, gevşemiş bir şekilde artık o nesnede kalmayı başardığımız noktada bu aşamaya gelmişiz demektir. Dhyana'dan bir sonraki aşamada da artık Samadhi. Samadhi'de de artık o nesnenin içine çekildiğimiz ve odaklanma nesnemizi ilk etapta o nesneyle birliği hissettiğimiz aşama ki nitekim zaten kendi benliğimiz dışında bu birliği hissetmeye başlamamız demek o evrensel ruhla birliği de hissetmeye geçişimiz anlamına geliyor ki bu da en son aşama. Burada artık akıl, duyular, her şey devreden çıkıyor ve kavuşma anı geliyor. Raja Yoga'nın tabii hani bu şekilde bahsettik. Raja Yoga yolunu seçtiğimiz zaman karşımıza çıkabilecek böyle bazı tuzaklar olabilir mi? Bazı tehlikeler olabilir mi diye düşünürsek yani hiç mi kötü bir tarafı, etkisi olmayabilir gibi böyle şüpheci yaklaşırsak ne olabilir? Kontrol üzerinden çalışan ve bütün basamakları net bir şekilde tanımlayan bir yoga yolu olduğu için fazla kontrol zamanla takıntılara, obsesyona sebep olabilir, bağımlılıklara sebep olabilir. O yüzden yoga uygulamalarının tamamında aslında sadece Raja Yoga'da değil ama hani burada daha net tanımlandığı için kontrol söylüyorum. Tamamında disiplinli bir şekilde o uygulamayı yaptığımız gibi bırakmayı da biliyor olmamız gerekiyor, bırakabiliyor olmamız gerekiyor. Buna da zaten Sanskritçe'de Abhyasa Vairagya ilkesi deniyor. Abhyasa disiplinli bir şekilde, tekrarlı bir şekilde yapmak, Vairagya bırakmak, gevşemek. Bu bütün basamaklarında yaptığımız bir şey olması gerekiyor, benimsememiz gereken bir şey. Bir sonraki yoga akımı karma yoga'dan bahsedelim. Yine karma deyince hepimiz muhakkak duymuşuzdur, biliyoruzdur. Aklımızda bir fikir canlanıyor muhakkak. İşte karma nedir, etme bulma, belki sen onu biçersin. Böyle çağrışımlar yapıyorduk muhakkak. Doğru. Kelime anlamı olarak bakarsak karma fiil demek, eylem demek. Karma yoga da fiil yoluyla aydınlanmaya ulaşmayı sağlayan bir yol, gösteren bir yol. Bunu nasıl yapıyor fiil yoluyla diye kısaca bahsedeyim. Şimdi az önce basamak basamak tanımladık. Belki bu şekilde tanımlamak daha uygun olur yine. Karma yoga'nın da basamaklarını 3 aşama olarak özetleyebiliriz. Birincisi karma adı üstünde. Yani bir fiilde bulun diyor ilk başta, ilk aşamada. İkinci aşamada sat karma. Yani iyi fiilde bulun diyor. Burada iyi fiil belki biraz muğlak gelebilir, biraz göreceli gelebilir hepimize. Hani kime göre iyi, neye göre iyi, nereden bileceğim gibi düşünebiliriz. Buradaki iyi fiili tanımlamak gerekirse de ahlaki olarak hani belli bir lokal bir bölgeye özgü ya da belli bir grup insana özgü, onlar tarafından onaylanmayı, onaylanma kaygısı birden, onlar tarafından iyi olarak tanımlanmış değil, etik olarak, evrensel değerler, yani tartışmasız olarak, iyi olarak tanımlanan ne varsa iyi fiil bunları kapsıyor. Bu biraz daha genişletti tanımı ama hani daha da netleştirmek için
değilinden yola çıkarak şöyle anlatabiliriz. Kötü fiili tanımlayabiliriz belki. Çünkü onda sayabileceğimiz belli özellikler var. Bunlar neler? Asura Sampat Sanskritçesi. Bunlar şeytana atfedilen, şeytani güçlere daha doğrusu atfedilen özellikler. İkiyüzlülük, yalan söylemek, işte kibir, büyüklenmek, kendini de aldatmak, kendine de yalan söylemek, kabalık, öfke, cehalet, görmezden gelmek, bilmezden, duymazdan gelmek. Bunlar şeytani güçlere atfedilen, kötü fiil olarak atfedilen özellikler. Dolayısıyla satkarmada bunları yapmayalım da geri kalan her şey artık yapılabilir gibi, bunları içermeyen her şey iyi fiil ve girer diye düşünebiliriz. Karma yoga'da gidiş yolumuz, hani fiilde bulunduk, peki sonra ne yapacağız? Şimdi neden sonuç ilişkisi etme bulma dünyası dedik karma için? İşte karma yoga yolunduk, etme bulmanın bulma kısmından vazgeçme artık, bırakma, onun peşinde koşmama. Sadece edimde bulunma ama meyvesini sahiplenmeme gibi gittiğimiz yolu, varmamız gereken yeri tanımlayabiliriz. Yani zaten üçüncü aşamada nayışkarmya, yani artık tamamen yaptığımız fiilin sonucunu sahiplenmediğimiz noktaya geldiysek eğer, karma yoga'nın son basamağına, yani artık karma yoluyla aydınlanmaya ulaşmış oluyoruz. Bu sahiplenmemek şununla karışabilir, vazgeçmek gibi düşünülebilir. Vazgeçmekte hala bir sahiplenme var, hala bir benim ve ben veririm, ben vazgeçiyorum gibi bir anlayış var arka planda. Bu hala bana satkarmaya giriyor eğer buradaysa, yani iyi fiilde bulunuyoruz ve veriyoruz, tamam bu güzel, iyi bir fiil. Ama sahiplenmemek başka, o noktaya vardığımız zaman artık fiili yapan ben olmaktan, yani hani bu beden, bu kişi olmaktan çıkıyorum. Fiili yapan bütünün bir parçası. Dolayısıyla fiilin meyvesi, sonucu da o bütüne ait. Bu idrake ulaştığımız yer, karma yoga'nın son aşaması. Bu açıdan baktığımız zaman günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz bir yoga yolu aslında karma yoga. Çünkü hani iyi fiil tanımladık, bunlar zaten genel geçerli iyi fiiller hani. Diğer yandan da bizim bu yolda gitmemizi belirleyen şey fiilin kendisi olmaktan çıkıp fiili yaparkenki tavrımız oluyor. Dolayısıyla bu tavrı kendi içimizde yaşayarak bu yolda ilerleyebiliriz, yani uyarlamamız, günlük hayatı uyarlamamızın en kolay olduğu yollardan biri. Anahtar kelimesi, yani anahtar kavramı karmaların kurban etmek. Kurban bütün kültürlerde, bütün inanışlarda farklı şekillerde, belki farklı ritüellerle var. Karma yoga'da meyveyi kurban ediyoruz. Yani bırakarak, sonuçları bırakıp sonuçları alabileceğimiz ve karşılığında görebileceğimiz diğer iyilikleri de sahiplenmeyerek, bırakarak, kurban ederek bu yolda ilerleyebiliyoruz. Hani biraz önce Raja Yoga'da bir tuzak çıkabilir mi diye konuşmuştuk. Karma Yoga'da da çıkabilir mi diye düşünelim. Yani yolumuza bir engel çıkabilir mi? Burada yürürken bizi yolumuzdan saptıran ne olabilir? Fiilsizlik olabilir mesela. Yani madem her yaptığımın bir sonucu var, öyleyse ben daha az fiilde bulunayım. Dolayısıyla hani sonucu da olmaz, vazgeçmek zorunda da kalmam gibi böyle biraz daha uyanık davranmaya çalışabiliriz belki. Ama aslında bu gerçekçi bir düşünce de değil. Çünkü fiili sadece fiziksel boyutta, maddi dünyada tanımlamıyor. Üç boyutlu bir fiil söz konusu. Yani düşüncelerimizin de belli sonuçları var. Düşüncelerimiz de bir fiil. Sözlerimizin ya da söz ya da başka şekilde kullandığımız sembollerin de bir sonucu var. O da bir fiil. Diğer yanda da ilk aklımıza gelen işte bu elimizle, kolumuzla, bedenimizle, duyu organlarımızla yaptığımız fiiller. Tabii biz bu hayatımızda diyelim ki karma yoga yolunu benimsedik ve ilerlemeye başladık. Ama bizim bir de buna karar vermeden önce birikmiş bazı sonuçlarımız var. Şimdi bunu yoga reenkarnasyonla açıklıyor, reenkarnasyona bağlıyor.
yani bizim önceki hayatlarımız olduğu varsayımıyla, dolayısıyla hani önceki hayatlarımızdan gelen sonuçları da meyveleri olduğu varsayımıyla, inanışıyla buraya bağlı. Ama tabii bütün inanç sistemlerinde reenkarnasyon olmayabilir ama özünde mantık aynı hepsinde bakarsak. Yani hani karma yoga der ki reenkarnasyon önceki hayatlarının sonuçları, bu hayatının meyveleri der. İşte başka bir inanış, yaptıklarının sonuçlarını cennette, cehennemde göreceksin der. İşte başka bir inanış, yaptıklarının sonuçlarını senden sonraki nesiller görecek der. Başka bir inanış, işte bu dünyada işte kalacaksın, farklı bir boyutta, farklı bir spiritüel varlık olarak yaşayacaksın ve o şekilde göreceksin der. Başka başka ama şey aynı, öz aynı. Hepsinde diyor ki bir fiilin var, bir meyvesi var ve onu mutlaka alacaksın diyor. Burada hani yine reenkarnasyon bazında açıklamaya devam edelim. Ama hani bunun farklı inanışlara daha uyarlanabileceğini vurgulamış olayım bu şekilde. Şimdi önceki, yani biz artık vazgeçme de değil, sahiplenmemeye başladığıma noktasına gelene kadar ki fiillerimize üç tür karmadan bahsediyor karma yoga. Sanchita karma, prarabdha karma, agami karma. Agami karma bizim bu hayatımız içerisinde, bu beden içerisinde işlediğimiz fiiller ve onların sonuçları. Prarabdha karma, önceki hayatlarımızdan taşıdığımız ve bu hayatımız içerisinde sonuçlarını göreceğimiz fiiller ki yine farklı bir inanışta buna kader de denilebiliyor. Kader dediğimiz, yani sebeplerini bu hayatımız içerisinde görmeden başımıza gelen şeyler aslında bu tarafta prarabdha karma olarak tanımlanıyor. Sanchita karma da yine geçmiş hayatlarımızdan biriken artık bu hayatımız da üzerine binmeye devam eden fiillerimizin sonuçları. Biz sonuçlardan vazgeçtikçe, artık meyveyi bıraktıkça karmamız geriden bugüne kümülatif bir şekilde artarak gelen karmamız bir noktada durdurmuş ve temizlemeye başlamış oluyoruz. Ve karmamız temizlendiği noktada da artık son aşamaya geçip aydınlanmaya ulaşmış oluyoruz. Karma yoga ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bahsedeceğimiz yoga akımı Bhakti Yoga. Bhakti Yoga'yı da adanma, yani Bhakti adanma olarak tanımlayabiliriz. Burada hakikati bulmanın yolu kendi duygularını yönetmekten geçiyor gibi özetleyebiliriz Bhakti Yoga'yı. Yani duygu kontrolü bir tür. Ama bu duygu yönetimini de yani bu adanmayı da korkuyla değil, sevgiyle ve şefkatle, saf bir sevgiyle ve saf bir şefkatle yapmayı hedefleyen nihai amaç olarak bir yoga yolu. Yine aşama aşama tanımlayalım. Birinci aşamada, yani her şeyden önce bir adanma nesnemiz olması gerekiyor. Yani adanma nesnesi nedir? Her şey olabilir. Yani sevgi ve şefkat duyabileceğimiz ve rahat bir şekilde bu duyguları besleyebileceğimiz herhangi bir şey, herhangi bir insan olabilir işte, ya da herhangi bir varlık olabilir. Tanrı olabilir insan için, ya da eşimiz olabilir, kardeşimiz olabilir, çocuk için ebeveyn olabilir, ebeveyn için çocuk olabilir, arkadaş olabilir, öğretmen olabilir. Sonuç olarak bu duyguları tetikleyecek, kolaylaştıracak bir adanma nesnesi seçiyoruz. İlk aşamada bu adanmanın aşamalarını şu şekilde tanımlamış Bhakti Yoga. Birinci aşama kama, aşk olarak tanımlıyor. Aşk, sevginin en ilkel hali olarak tanımlanıyor. Yani en ben merkezci hali, en beklentili hali. Hani mümkün olduğunca vermeye değil, almaya odaklı olan, hep bana diyen hali olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla burayı aşmamız gerekiyor. Bu basamaktan bir kurtulmamız gerekiyor. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman burayı prema olarak tanımlıyor. Bu da artık alışveriş aşamasına geçtik demek sevgide. Yani bir karşılık söz konusu. Hani ben seviyorum, sen de seviyorsun, ben şunu yapıyorum, karşılığında şunu görüyorum söz konusu. Bu hani güzel bir şey, bir kamayla karşılaştırdığımız zaman, ama koşullu bir sevgi söz konusu burada. Yani eğer almayı bırakırsak zamanla vermeyi de bırakıyoruz. Dolayısıyla bir adanma değil, yine bir koşullu, karşılıklı oluyor.
var ve bu yüzden bir sonraki aşama, yani bakti aşamasına geçmemiz gerekiyor eğer bakti yolunu seçtiysek. Bu da artık tamamen sen merkezci, yani adanma nesnesinin duygularını kendisini merkeze koyduğumuz bir adanma türü. Artık tamamen kendi diğer duygularımızdan vazgeçtiğimiz, sıyrıldığımız, kurtulduğumuz ve sadece bu nesne için eylemlerimizi yaptığımız bir adanma hali. Burada tabii hani sevgi ve şefkat, saf sevgi ve saf şefkat hissetmemizden bahsettik. Başka duygularımız da olacak tabii ki, yani robot değiliz. Ama bu başka duyguları da nasıl sınırlayabiliriz? Hani karma yapıyor orada hatırlayalım. Burada adanma nesnesine hissetmememiz gereken, yani bu aşamaya geldiğimizde artık hissetmiyor olduğumuzu fark etmemiz gereken duygular yine bu asura sampata özgü, şeytani güçlere özgü duygular. İşte öfke, nefret, aldatma, işte kibir, ona karşı kendini büyük görme ya da onu görmezden gelme, ona karşı cehalet ya da ona kaba davranma gibi duygular, tavırlar dışında kalan sevgiyle, yumuşaklıkla yapılan duygular aslında bu da adamın konusu. Burada ki tuzak ne olabilir? Bhakti Yoga'da hani yolumuza nasıl bir engel çıkabilir? İçten içe beklentilerimiz olabilir. Yani hani bunu Bhakti Yoga'yı davranış seviyesinde bırakabiliriz. Yani evet, hani bağırmayız, çağırmayız, öfkelenmeyiz, kaba davranmayız, görmezden gelmiyor gibi yaparız ama içten içe böyle biriken yanan bir şeyler vardır işte. Bir öfke büyütürüz, bastırırız. İşte bir şey, bir başka bir şey hissederiz ama gösteremeyiz. Bu duygularını bastırmak, olumsuz duyguları yine üretmek ama dışa vurmamak olabilir. Yani bunu davranış seviyesinde bırakmak olabilir bir tuzak. Eğer buradaysak, hala daha bhakti seviyesinde bir uygulayıcı değiliz demektir. Hala bir karşılık bekliyoruz, hala daha prema seviyesindeyiz demektir. Yani işte eğer duyduğumuz şefkat şikayete dönüşüyorsa ya da takdirimiz bir sahiplenmeye, bir benim nesnem, benim adanma nesnem gibi bir sahiplenmeye dönüşüyorsa ya da teslimiyetimiz bir zayıflığa dönüştüğünü hissediyorsak, kendimizi daha bir zafiyet halinde gibi görüyorsak ya da bir fanatizme dönüşüyorsa, ölümüne savunuyorsa bu adanma nesnesini körü körüne savunmaya başladıysak bu gerçek bir adanma, saf bir adanma değil demektir. Buradaki hani ayrımcı ne olabilir? Bu duyguyu tetikleyen ne? Yani adanma nesnemizin içerisine sakladığımız bir ego var mı? Yok mu? Yoksa saf olarak o nesne mi var? Bunun farkına varmak, bunun ayrımına varmak bizim hangi aşamada olduğumuzu gösteriyor. Yani bunu da nasıl hissediyoruz? Eğer hissettiğimiz duygu yumuşak bir duyguysa, bir şiddet, bir taşkınlık, bir coşku hissetmiyorsa o saflığı, o yumuşaklığı zaten kendi içimizde fark ederiz, hissederiz. Ama eğer herhangi bir farklı, şiddetli bir duyguysa o zaman işin içine birazcık ego girmeye başlamış ya da çıkmamış demektir. Buradan ayırabiliriz. Bir sonraki bahsedeceğimiz akımda Jnana Yoga. Jnana bilgelik yogası olarak Jnana Yoga'yı tanım, yani bilgelik yoluyla birliğe ulaşmak olarak Jnana Yoga'yı tanımlayabiliriz. Yine adım adım gidelim. İlk başta ilk adımda Agnana, yani cehalet seviyesinden bahseder Jnana Yoga. Buradaki cehalet sadece bilmemek, öğrenmemek demek değil. Aynı zamanda körü körüne bir şeye bağlanmak ve geri kalan her şeyi, gözünü kulağını tıkamak, anlamayı reddetmek de bir cehalet aslında, bu aşamada olan bir şey o. Bir sonraki aşamada Vijnana, burada artık duyular yoluyla, işte sezgiler yoluyla öğrenmeye başlamak, bu bilgiyi işlemek ve olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde, iyiye doğru işlemek Vijnana aşaması, düşünme aşaması yani. Bir sonraki aşamada da Vijnana, yani artık bilgelik, idrak ve tefekkürün olduğu nokta, derin düşüncenin olduğu nokta.
Gnana Yoga'da da nihai aydınlanmaya zaten ulaştığımız zaman mutluluğu şöyle tanımlar, sessizliğin içsel hali olarak tanımlar. Aslında bu bize Raja Yoga'nın tanımını hatırlatabilir. Orada da aklın sakinliği, sessizliği olarak tanımlıyordu aydınlanmayı. Ama burada hani Raja Yoga'da belki biraz da dışa dönükten başlayan uygulamalarla içe doğru dönüyorduk. Ve bize çok net yol gösteriyordu, kontrol ediyordu her şeyi. Burada biraz daha çok o kadar belirli olmayan kurallar üzerinden kendi içimizde bilmediğimiz yerlerde dolaşarak, kendimizi tanıyarak, kendimizi analiz ederek o noktaya ulaşıyoruz. Farkı bu diyebiliriz. Burada asıl olan yani anahtar kavram analiz, kendi kendine analiz. Bu da ama şey değil, yine neden sonuç ilişkileri değil, hani o ikinci katmanda kalan. Vignana kasmanında kalıyor dışsal neden sonuç ilişkileri. Psikolojide biraz daha neden sonuçtan ziyade bütünsel bağlantılar çok daha geniş bir bağ söz konusu. Birbirini o kadar net, o kadar keskin etkilemeyen bir bağ söz konusu. Oraya varıp orada kendini analiz etmek. Gnana Yoga'daki şey ne olabilir? Engel ya da bu yoldaki önümüzdeki tuzak ne olabilir? Biz kendi içimize yönelip kendimizi tanımaya başladık ve bir şeyleri idrak etmeye ve o yolda ilerlediğimizi görmeye başladık. Bilmenin, bilginin de bir kibri olabilir. Yani bu bize kendimizi bunu yapmayanlara karşı bir üstünlük duygusu, bir üstünlük tavrı verebilir. Eğer burada bir kibir hissediyorsak, bir kendini üstün görme hissediyorsak, hala daha ego işin içinde demektir. O egoyu, yani o ikinci aşamada bırakmamız gereken egoyu biraz daha üzerinde çalışarak, onu da tanımaya çalışarak bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Önemli olan bunun farkına varmamız sonuç olarak. Dört yoga akımı dedik, dördünden de bahsettik. Hani bu söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar edelim bunların hepsinin, bu yolların hepsinin varış noktası aynı, gidiş noktası aynı. Yani gidiş yolları farklı, varış noktaları aynı. Ve bizim için de bu hangi yola çıkacağımızı, eğer yoga yollarından birine çıkmaya karar verirsek hangisine çıkacağımızı, kendi doğamıza göre karar vereceğimiz için esas olan ilk başta kendimizi tanımak, kendimizi anlamak, sonrasında içimiz en rahat, en hızlı, yani buradaki hız tabii rahat konumunda ilerleyebileceğimiz yol hangisiyse oradan yürümek diyebiliriz. Belki burada Swami Vivekananda'nın bir sözüyle bitirebiliriz, böyle bağlayabiliriz. Her ruh potansiyel olarak ilahidir. Amaç içsel ve dışsal doğamızı kontrol ederek ilahi olanı içimizde tezahür ettirmektir. Bunu adanma, felsefe ya da psişik kontrol yöntemlerinin biri, birkaçı ya da hepsini kullanarak yapabilir ve özgür olabilirsiniz. Tapınaklar, dogmalar ve doktrinler ikinci derecede önemli detaylardır. Tekrardan yorum günümüz kutlu olsun. Eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yoga uygulamaları ile ilgili videolarımız gün boyu devam ediyor. Diğer videolarımızı da yine İstanbul Yoga Merkezi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.